İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'daki Nemrut'ta ilk turistleri ağırladı. Artsakh'ta barış gücünün sorumluluk alanında herhangi bir ateşkes ihlali kaydedilmedi. Azerbaycan vandalizminin yeni gerçekleri. Batı Ermenistan'ın görülmeye değer yerleri. Ardahan Kalesi. Batı Ermenistan'ın ünlü evlatları. Anna Kazancıyan. Ermeni Ulusal Enstitüsü'nün web sitesinde Ermenilere yapılan soykırıma ilişkin 45 ülkede 327 anıt yer alıyor. Ermenice İncil'den bir bölüm Vatikan Müzesi'nde. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV'yi destekleyelim. UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Batı Ermenistan'daki Nemrut Dağı yolunun kardan temizlenmesiyle birlikte ilk turistler zirveye çıkmaya başladı. 2206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı yolunun ulaşıma açılması için geçtiğimiz hafta karayolları ekipleri tarafından yer yer 6 metreye ulaşan kar ile mücadelesinin sonunda karla kaplı 5 kilometrelik yolu ulaşıma açtı. Nemrut Dağı'nda her yıl 4-5 ay soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle turizm sezonu kapatılıyor. Azerbaycan'ın Artsakh topraklarının 1/4'ünün işgalinden sonra Rus Barış Gücü Birliği Artsakh'taki görevlerini yerine getirmeye devam ediyor. Bu açıklama Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'ndan geldi. 27 gözlem noktasında durum 24 saat takip ediliyor ve ateşkes rejimine uyulup uyulmadığı izleniyor. Rus Barış Koruma Birliği'nin sorumluluk alanında herhangi bir ateşkes ihlali bildirilmediği kaydedildi. Açıklamada genel olarak 23 Kasım 2020'den itibaren Rus Barış Gücü'nün mayın temizleyicileri tarafından 2362 hektar arazi, 689.5 kilometre yol, 1937 bina patlamamış mühimmattan temizlendi. 26.258 patlayıcı bulundu ve etkisiz hale getirildi denildi. Azeri kullanıcının çektiği videoda 1990 yılına kadar Ermenilerin yaşadığı Banans köyünün Surp Asvazadzin Kilisesi'nin sunağı vaftiz havuzu yıkılmış, 1621'de Batı cephesinin tepesine yerleştirilen Haçkar anıtı kaybolmuş durumda görünüyor. Kilisenin ön cephesindeki Azerice yazılı levhada Alban Çiçirevanç Tapınağı M.Ö. 7. 9. yüzyıllar diye yazıyor. Bu da kilisenin Alban politikasının kurbanı olduğunu gösteriyor. Anıt uzmanı Samvel Garabetyan'ın 1986 yılında kilisenin yapımında kullanılan 16. 17. yüzyıllara ait 153 mezar taşının kilisenin yapımı sırasında duvarlarda kullanıldığını kaydettiğini belirtmek gerekir. Dolayısıyla yapıyı 17. 18. yüzyıllara tarihlemek gerekir. Ayrıca kilisenin yerli Ermenilerin çabalarıyla 1981 yılında restore edildiği bilinmektedir. Bu işler acısı duruma ancak vandalizm sonucu ulaşılabilirdi. Ardahan Kalesi, Kaçans Kalesi olarak da anılırdı. Yüksek ve erişilemeyen kayalık bir tepe üzerinde yer almaktadır. Antik çağlardan beri varlığı bilinmektedir. 9. yüzyılda Bagratuniler Krallığı'na geçmiştir. Onlar da kaleyi restore etmiş ve daha da güçlendirmiştir. 11. yüzyılda Ardahan Kalesi Gürcü birlikleri tarafından işgal edildi. 1236'da kale Moğollar tarafından yönetildi. 1266'da kale Gürcistan'ın Samtsıhe Satabago hükümetine geçti. 15. yüzyılın başında Ardahan Kalesi Osmanlı İmparatorluğu'nun Sultan 1. Süleyman tarafından fethedildi. 1555'te Ahaska Paşalığı'nda Ardahan ilçesinin merkezi oldu. 22 Ağustos 1828'de Rus birlikleri Ardahan Kalesi'ni ele geçirdi ve yıktı. 2 Eylül 1829'da Adrianopolis-Edirne Antlaşması ile Ardahan Kalesi Türkiye'ye verildi. 1919 baharında Ardahan Ermeni-İngiliz birlikleri tarafından kurtarıldı ve Ermenistan Cumhuriyeti'ne bağlandı. Kasım 1920'nin başlarında Kazım Karabekir Paşa liderliğindeki gelici barbar Türk birlikleri tarafından işgal edildi. Ermenilere yapılan soykırım Armenosit'ten kurtulan Kazancıyan ailesi, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Batı Ermenistan'da Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınarak New York'a yerleşti. 1928'de ulusunu Amerikalı bir kozmolog olarak yüceltme onuruna sahip olacak olan kızları Anna doğdu.
Anna Kazancan, Amerika Birleşik Devletleri'nde denizcilik projelerinde çalışan ilk kadınlardan biri olarak kabul edilecekti. Yetenekli Ermeni kadın, havacılık sektöründe navigasyon sistemlerinin gelişmesinde de büyük katkı sağladı. 1957'de Anna Kazancan, hedefi 10 bin mil mesafeden vurmayı imkan veren özel ilkeler geliştirdi. Hesapları yalnızca ülkenin üst düzey yetkililerine açık olacak çok gizli bir koleksiyona dahil edildi. 2 yıl sonra nihayet bu hesaplamaları yapabilen NASA birkaç uydu fırlatabildi. Ünlü Ermeni kadının adı New York'un en etkili 100 kadını listesinde kayıtlıdır. Anna Kazancıyan 7 Aralık 2020'de New York'ta vefat etti. Ermeni Ulusal Enstitüsü'nün web sitesinde Ermenilere yapılan soykırıma ilişkin 45 ülkede 327 anıt yer alıyor. Ermeni Ulusal Enstitüsü'nün ANI adlı web sitesinde Ermenilere yapılan soykırım Armenosit kurbanlarına adanan 45 ülkede 327 anıt sergileniyor. Soykırımın 100. yıl dönümü birçok topluluk için yeni anıtlar dikmek için bu konu üzücü de olsa bir fırsat oldu. Veri tabanı daha önce 32 ülkede 200 anıt içeriyordu. Yeni rakamlar dünya çapında 13 ülkedeki anıt sayısında %60'lık bir artış olduğunu gösteriyor. Tüm bunlar mevcut veri tabanına eklenen 650 görsel ile detaylı olarak görüntüleniyor. Anıt komplekslerinden çoğu farklı boyutlarda anıtlardır. Örneğin geleneksel Ermeni tasarımına sahip haçkarlar, başka yerlerde geleneksel figüratif temsillerden tamamen soyut olanlara kadar heykeller dikildi. Yerevan'daki Zidernagapert kompleksi türünün en büyüğüdür. Vatikan Müzesi'nde Meryem Ana'nın çocukluğuyla ilgili Hagopos Piskoposluğu'nun Ermeni baskısından bir alıntı yer almaktadır. Yeni İncil metinleri Hazreti İsa'nın yaşamının, öğretilerinin veya Meryem Ana'nın erken döneminin tanıklıklarıdır. Parşömen pahalı olduğu için kullanılmış olan parşömeni yok etmediler, yıkadılar, harfleri sildiler ve üzerine yeni bir metin yazdılar. Böylece farklı ışınlar yardımıyla 2000 yıllık parşömenler bulundu. Sevgili yurttaşlar ve Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen özverili insanlar, bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimizle daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin birleşmesine, hakları için mücadele etmeye ve talep etmeye gerçekten katkıda bulunan çok az yapı var. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu, Western Armenia TV hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz nadir platformlardan biridir. Desteğiniz bilgi alanını genişletmeye ve atalarımızın ayaklar altına alınmış haklarını savunmaya ve geri kazanmaya yönelik adil arzularımıza yardımcı olacak. Adaletin yeniden tesisi için birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size flütçü Sirak Torosyan tarafından icra edilen Ermeni halk şarkısı Erzurumi Şoror adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.